Saat 12 geçti ve ben tabii ki sahura yol almaktayız. Türk kahvemi yaptım. Ne zamanı yaklaşıyor? Tabii ki edit zamanı yaklaşıyor. Hem editimi yaparken hem de kahvemi içeceğim. Dur, Kahvemi kapatma, dur, aldım. kapatma. Burada Ayarları tıkla. Mert'in odasındayım ve Ayarları tıkla, neyi ayarları tıkla, bekliyorum? ayarları, Tabii ki ayarları. Mert'i bekliyorum. Çünkü bilgisayarı sırayla kullanıyoruz. Ayarla bak, Edit yukarıda yapacağım. ayarlar var bak, ayarlar. Sahura doğru yol Tıkla tıkla. almaktayız. Hadi bakalım. Sahurda ne yesek? Akşamda Dile ne? gel, Akşam yemeğinde ne dil öğrenelim. yesek? Hep Dil. deli sorular, öyle değil mi? Neyse. İngilizce diyor ama İngilizce değil. Bir düşünelim bakalım ne yiyelim. Bu da Türkçe ya, Türkçe ya, Mert'in Türkçe Bellona'dan biliyorum. alındı. Dedesi aldı onu Bekle, dolabı. dur, tamam buldum. Çok da güzel oldu. Öyle. Saat 3 oldu. Biz sahurumuza oturduk, başladık. Buradan da herkese iyi sahurlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler. Saat 2 olmuş. Yeni bir haftadan, bir pazartesi gününden hepinize hoş geldiniz diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Haftamıza da başlamış olduk çok şükür. Yeni bir hafta ama tabii ki retrolu bir haftaymış bu hafta arkadaşlar. Satürn gerilemesi var, Venüs gerilemesi var ve Jüpiter gerilemesi var. Biraz da astrolojiyle ilgileniyorum ve seviyorum takip etmeyi de. Sizlerle de paylaşayım dedim. Evet, bugün yemeğimiz yok malum. İki çeşit sebzem var, patlıcan ve fasulye. Ben herhalde fasulye yemeği yapacağım. Pilavım dünden vardı. Yanına bir de Mert'in sevdiği iki çeşit çorba var. Biri arpa şehriye çorbası, bir de yoğurt çorbası. Ben herhalde arpa şehriyesini yapacağım. Diğer başka hiçbir çorbayı fazla tüketmiyor. O yüzden de onun sevdiği şeyleri yapmaya çalışıyorum. Çünkü o da niyetli, oruç tutuyor. Rabbim kabul etsin. Bugün hava çok güzel. Hatta Marmara'da da hava derecesi, sıcaklıklar bayağı artacakmış. Yasağımız bitti. Bu hafta şöyle söyleyeyim. Bu hafta 20 yaş altındaki gençler de sokağa çıkabilecek. Herhalde 13 Mayıs diye biliyorum ben. Mert bilmiyorum çıkar mı çıkmaz mı, artık onun kararı. Niyetli zaten, pek de çıkacağını zannetmiyorum. O mutlu evinde çok şükür. Öyle. Şimdi ne yapacağım? Yine bir günlük süpürmemi yapacağım. Dün zaten silip süpürmüştüm. Kendimi artık fazla yormuyorum. Böyle büyük genel temizlik yapmıyorum. Çünkü niyetliyken çok yoruluyorum öyle yaptığım zaman. Sonra da güzel bir duş alırım. Sonrasında da tekrar görüşürüz inşallah. Saat 3:20 geçiyor. Ben banyomu yaptım. Duşakabinimi de temizledim. Güzelce banyomu da temizledim. Onu da kullandım. Duşakabinimi temizlerken kullandığım temizlik deterjanlarımı da, sıvı deterjanlarımı da sizinle paylaşacağım. Şimdi yüzüme hangi nemlendirici kullandığımı da göstermek istiyorum. Ben bundan çok memnunum. Senelerdir de bunu kullanıyorum. Hızlı emilen bakım kremi Nütrigena. Kesinlikle tavsiye ediyorum. O kadar güzel nemlendiriyor ki. Kesinlikle yani. Bunu yüzüme, her yerime yediriyorum böyle güzelce. Ve de masaj yaparak, yani şöyle. Şöyle yapıyoruz. Şöyle bakayım size. Her zaman için, yani cildimiz yer çekimine maruz kaldığı için, her zaman için cildimizi böyle yukarıya doğru yapıyoruz. Boyunlarımız da böyle. Bir de Suna Dumankaya'dan da bir yeni bilgi daha öğrendim. Şöyle çene altımızın sarkmaması için şöyle yapacakmışız. Bunu da yapalım. Her banyodan sonra bu masaj hareketleriyle nemlendiriciyi sürdükten sonra yapalım. Cildimiz güzel olmalı, öyle değil mi? Benim cildimi herkes çok güzel beğeniyor, temizliği, ama bu sıralarda yüzüm felaket sivilcelendi. Ama bakım kremi olarak da şu haftada 2 gün Madecast kolu sürüyorum gece yatarken. Bu da çok güzel sivilcilere birebir yani söndürüyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum şöyle Madecast kol. Bunun fiyatı da eczanelerde 30 milyon. Sonra da banyodan sonra yine Nütrigena'nın şöyle dudaklarım içinde lip balmını sürüyorum. Sürelim birlikte.
Evet. Dudaklarımız da nemlendi. Sizinle paylaşmak istedim banyodan sonraki kullandığım kremleri de. Lütfen yüzünüze mutlaka nemlendiriciyle böyle masaj yapıp ve boyun gıdıklarımız için de bu masajı da yapalım ve boyunlarımız için de her zaman aşağıdan yukarıya doğru. Aşağıdan yukarıya doğru. Evet, cildimize de baktık. Kaşlarımıza şöyle lip balmumuzu da sürdük. Kremim bu. Bunu mutlaka alın ve kullanın. Makyaj malzemelerimi epeydir bir süredir kullanmıyorum zaten. Şimdi ne kaldı? Saçımız. Saçım içine ne karar verdim? Herhalde büyük bir ihtimal boya alacağım ve kendim boyayacağım. Öyle düşünüyorum. Aldığım zaman da paylaşacağım sizlerle birlikte boyamı. Böyle gri tonlayıcı istiyorum ya da ama istediğim renk o. Öyle bir renk istiyorum ve mutlaka deneyeceğim ne olursa olsun yani. Onun da siparişini vereceğim. Trendyol'da görmüştüm ben o paleti. Onu da sizlerle birlikte paylaşırım. Şimdi banyoya gidelim o zaman. Banyoya geldim. Ne demiştim size? Bakın, duşakabinimi de tertemiz yaptım, temizledim. Ben şöyle bir fırçayla temizliyorum arkadaşlar. Fırçama da ne yapıyorum? Bakın, kullandığım malzemeler bu duşakabin içinde. Cifin tüm yüzeyler için, bu her yer için geçerli. Bir de vazgeçilmezim banyoda. Bingo Soft. Kesinlikle oksijenli. Pardon. Oksijenli. Kesinlikle hissetmiyorsunuz bile kokusunu. Ve duşakabinin pırıl pırıl olduğu. Her hafta temizliyorum ben. Ya şuradaki pasa bakmayın. Orası için biz şey bulamadık. O yüzden onu kullanmak zorunda kaldık. Ama misler gibi oldu. Ve benim banyom da pembe. Böyle pembe yaptırmıştım. Çok da memnunum. Evet. O zaman haftalık banyomuzu da temizlediğimize göre, deterjanımızı da gösterdiğimize göre o zaman birazdan tekrar görüşürüz. Saat 4 olmuş. Bugün size hiç pamuğu göstermemiştim. Bir göstereyim dedim ama bakın sıçmış hemen. Hemen sıçmış. Hemen sıçmış. Evet, değil mi pamuk? Değil mi pamuk? Hemen sıçmış pamuk maalesef. Çok seviyor böyle oynamayı. Çok seviyor, değil mi pamuk kuşu? Gönderdim çünkü elime sıçmış. Malum kuşlar. Pamuğu da size göstermiş oldum. Bugün dışarısı çok sıcakmış. Özkan pide alıp almaya gitti ve geldi. Ben farkında değilim hiç dışarıya çıkmadığım için. Hem temizlik günümde hem de sokağa çıkma yasağının arkasından hemen çıkmıyorum ben dışarıya. Eksiğim olursa onun haricinde çok çıkmayı düşünmüyorum. Mutfağıma geldim. Saat 6'ya geliyor. Tabii ki iftar hazırlıkları. Şimdi taze fasulyemi yapacağım. Onu çekmeyeceğim. Zaten herkes biliyor nasıl yapılıp yapılmadığını. Daha önceki vloglarımı da izlersiniz. Orada yapmıştım. Bir de yanına Mert'in iki çeşit çorba seviyor demiştim. Yoğurtlu çorba yapacağım. O zaman Seda işlere koyulsun. Biraz da şekerleme yapmışım. Banyodan sonra bayağı bir mayıştım yani. Şimdi ben işlere koyayım. Yemeklerimi koydum. Şimdi o zaman salatamızı hazırlayalım. Ve bunları güzel sirkeli suya koyacağım. Domates, maydanoz. Ben yeşilliklerle daha çok seviyorum. Ama artık domates çoban salatasına döndük epeydir. Çok nadir böyle. Ve nane. Kokusu buraya kadar geldi. Enfes. Biraz da dereotu koyalım. Vallahi ben kavanozlarıma koydum ama maalesef benim orada da sararıyorlar. Bilmiyorum nasıl muhafaza ettiklerini. Ama benim de sararıyor yani. Maydanozum da hazır şimdi. Sirke.
Saat 8'e geliyor. Bakın hiç patates koymazdım ben fasulyeme ama bu sefer patates koydum. Çok da güzel olmuş. Ellerime sağlık, bu böyle. Ve yoğurt çorba diyorum. Genelde bazıları da yayla çorba diyor. Ben pirinç koymuyorum, böyle sade yapıyorum. Çorbamın da kıvamı enfes olmuş. Evet, ellerime sağlık. Çorbam da hazır. Salatam da hazır. Tabii ki yine balkonda yiyeceğiz. Bu örtüyü soran olursa arkadaşlar, tabii ki kurum yağıyor. Hala da yanmıyor şu anda ama hala da ufak ufak geliyor. Bayağı bir sessizlik var. Herkes iftara hazırlanıyor herhalde. Bize daha var. 40-45 dakika daha var. 8'i 25 geçemen öyle bir şey. Neyse. Ben şimdi yemeklerim hazır. Salatam hazır. Şimdi de masamı hazırlayayım. Tabii ki böyle gezen ufak karıncalarınız da oluyor mu sizin? Maalesef oluyor. Limonacığım. Çayımı koydum. Birlikte koyduk çayımızı. Evet. İftarımızı açtık çok şükür. Bugün de bitirmiş olduk. Benim bol temizlikli yine banyo temizliğiydi. Evimi süpürmeydi. Onları yaptım çok şükür. Hatta kullandığım malzemeleri de size gösterdim. Yemek olarak her gün hepimizin yaptığı yemeklerdi. Onları o yüzden paylaşmadım. Piştikten sonra paylaştım. Benim günüm böyle güzel geçti. Hava sıcaklığı da bayağı burada artıyor. Bilmiyorum sizin orada hava durumları nasıl. Yarın 29 derece gösteriyor bizim burası. Öyle. Bugünü de artık bitirmek istiyorum. Çayım da burada, tatlımı da yiyeceğim. Bugün son tatlılarımızı yiyeceğiz. Bilmiyorum yarın nasip artık ne olur. Yarın bir uyanalım, merhaba deriz. Ondan sonra düşünürüz ne yapıp yapmayacağımıza. Bu gecelik de benden bu kadar olsun. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah sizin de gününüz sevgiyle, sağlıkla, huzurla geçmiştir. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.